Herkese selamlar. Geleceğin Kaçmış kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar, uzun bir aradan sonra sizlere güzel bir Ethereum analizi yapacağım. Ethereum'un hedef fiyatlarını, şu anki bölgelerde Ethereum almak mantıklı mı? Veyahut ne yapıyor? Hangi hareketleri gerçekleştiriyor? Ethereum'un yükselmesi için bize gerekenler neler? Şöyle ayrıntılı bir şekilde kısa kısa hızlı hızlı bu metrikleri birlikte inceleyeceğiz. Öncelikli olarak burada bakmamız gereken en önemli şey Ethereum Bitcoin paritesi. Ethereum Bitcoin paritesi Bitcoin dominansı. Yani ne oluyor? Önce Bitcoin yükseliyor. Bitcoin yükseldikten sonra ardından Bitcoin dominansı ile beraber çıkar önden. Bakın Bitcoin 68 bin ATH'larında gezerken Ethereum şu anda ise neredeyse %48, %45 bir şekilde aşağılarda geziyor. Hatta %50 bir şekilde düşük gözüküyor. Peki bunun sebebi ne? Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansını bilmezsek bu sektörde daha çok zarar ederiz. Bitcoin dominansı için neler görüyoruz? Burada devasa bir şekilde 2 yıldır, 3 yıldır yükselen bir trend var. Bu yükselen trendin öncelikli olarak kırılması gerekiyor. Buradan çıkan paralar hazırda Ethereum ETF'leri de onaylanmasıyla beraber kurumsalların daha da çok ilgisi haline gelecektir. Buradan çıkan paralar Ethereum tarafına akacaktır. Piyasadaki Ethereum baskınlığı ise Ethereum dominansıdır. Fakat Ethereum dominansı sürekli 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 düşüyor. Bitcoin dominansı sürekli 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 yükseliyor. İşte bu bize şunu gösteriyor. Bitcoin'den çıkan para ilk olarak Ethereum'a akıyor. O yüzden Ethereum dominansı ise Bitcoin dominansı düşerken kafasını yukarılara doğru kaldıracaktır. Fakat bize teknik ne söylüyor? Teknik bize buradan düşerken bakın burada Epsom Oscillator ve RSI dip veriyor. Fakat RSI ve Epsom Oscillator taraflarına baktığımızda burası bir yükseliş ivmesi halinde olmuş. Burası da düşen bir hali olmuş. Biz buna teknik analizde pozitif uyumsuzluk diyoruz ve pozitif uyumsuzluklar kesinlikle %98, %99 yukarı doğru ilerleme şeklinde gidecektir. Fakat neden ilerlemiyor? Birincisi şu. Seçim belirsizliği var. Bu seçim belirsizliği yüzünden de işte güvenli varlıklara daha çok altın gibi, gümüş de bir tık riskli olduğu için gümüşe bile çok o kadar gitmemiş. Altın gibi diyebiliriz. Petrol gibi bizim riski az olan varlıklara belirsizlikten dolayı para akıyor. 5 Kasım seçiminden sonra ise Trump'ın da kazanacağını düşünüyorum. %65 ile Polymarket'te önde götürüyor kozları. Ethereum'a başta olmak üzere ilk başta hareketlenecek para Ethereum'dur. Para girecektir. Tam benim düşüncem, analizlerime göre buradaki pozitif uyumsuzluk meyvesini verecektir ve burada devasa bir şekilde %20'li seviyelere tekrardan şu eski seviyelerine geri gelip hatta kurumsallarla beraber kurumsallar da şu anda Arkham Intelligence tarafına baktığımızda Arkham Intelligence'a baktığımızda kurumsallar ise deli gibi BlackRock, Fidelity Custody gibi firmalar deli gibi şu anda Ethereum, Bitcoin'i borsalardan çekiyorlar. Burada Fidelity diyelim. Fidelity büyük bir bankadır. Kendisi şu anda 241 bin tane Ether'i var. 615 milyon dolarlık ve kurumsalların gerçekten ilgi odağı haline gelmiş durumdadır. Ve düzenli olarak da Bitcoin topluyor. İlave olaraktan Bitcoin ve Ethereum internette ne kadar çok aratılıyor, topluluk ne kadar çok artık hevesli, çoğunluk ne yapıyor şu anda bir ona bakalım. Burada bakmış olduğumuz zaman Ethereum şu anda ilgi endeksi yerlerde. Yani ilgi endeksi ne zaman yerlerde olursa o zaman devasa yükselişler yapmıştır. Bakın pandemi çöküşü. Ethereum o zaman 130 dolardı. 80-90 dolardı. Bir. Yani resmen iki. Yani neredeyse pandemi seviyesindeki ilgiyle aynı seviyeye gelmiş. Ve Ethereum ne zaman zirve yaptığı zaman 4950 dolarlardı. 4800'lü dolarlardı. İlgi endeksinin ise tepe yaptığı zamanlar ise bizim tepe fiyatlarımız oluyor. Yani burada ilgi endeksinin yerlerde olması ise ayrı bir güzel haberdir. Yani kimse daha burada değilken
Siz burada olarak çoğunluğu eleyebilirsiniz ve yüksek kârlar yapabilirsiniz. Bu da ilave olarak burada kalsın. Evet, burada gördüğümüz kadarıyla pozitif uyumsuzluk meyvesini verirken en azından piyasa aynı hacimde gitse bile Ethereum %30 kendi başına gidebilecek bir potansiyeli var. Çünkü gerçekten birileri çaktırmadan Ethereum topluyor. Ve bunu borsalardan çekerek soğuk cüzdanlara bir şekilde çekiyorlar. Ether fiyatını incelediğimizde ise dediğim gibi Ether dominansı ile paralel olacaktır. Burada fiyat yükselirken dediğim gibi bir bantta sıkışma şekline gidiyor. Eğer ki bu sıkışma olurken hacim RSI artıştaysa bunun sonucunda ise ben yükselişe devam edip seçimlerle beraber seçimlerden ise bir iki haftalık bir süreç sonunda Ethereum'un 10 bin dolarları delip geçeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki boğa sezonun tepelerine doğru. 10 bin dolar ve üzeri güzel bir hedef olacaktır açıkçası. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama teknik bize bunu gösteriyor. Nasıl? Önceki zirvelerden yeni zirvelere yeni tepe. Yani şunu söyleyeceğim sizlere. Kurumsalların da dikkatini çekmiş. Hazırda spot ETF'lerden geçmiş bir üründen bahsediyoruz. Millet diyor ki yok Solana ne olur bilmem ne. Ben Solana'yı bilmiyorum. Çünkü Solana riskli bir proje. Onun altyapısı o kadar güçlü değil. Gerçek bir altcoin arıyorsanız Ethereum 10 yıl sonra da burada olacak. Fakat Solana da tıpkı Lunaterra gibi bir facia yaşatabilir. Ama Ethereum 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da burada kalacak. Gerçekten sağlam bir projedir. Blockchain'in internetidir. Tıpkı bugünkü internet devrimi gibi. Geleceği açıktır. Burada hakimiyet yükselmesi gerekir. Onun dışında ise fiyat olarak da kısaca 10 bin dolar ve üzerine söyledik. Ve Ethereum'un kendi sitesine baktığımız zaman Ethereum zaten bir şekilde internet kullanmanın yeni yolu merkeziyetsizlik kısmına gelmiş. Adil bir dağıtım mekanizması, adil bir şey nesnelerin internetine özellikle şey yapıyorlar. Çok güçlü bir ekosistem. Zaten varlıklarının yaklaşık olarak üçte biri hatta üçte birinden daha fazlası stake ediliyor. Ve stake üzerinden proof of stake'ten Ethereum'lar dağıtılıyor. Bakın burada Ethereum miktarı ufak ufak artmış. Çünkü getirileri yüksek. Yıllık %3,5 faiziyle birlikte Ethereum kazanıyorsunuz. Bu da eskiden madencilik olmasıyla şöyle söyleyeyim sizlere. Eskiden madencilik yapıldığı zamanlarda Ethereum'un arzı sürekli çok hızlı yükseliyordu. O yüzden ise bu da Ethereum fiyatını baskılayan bir unsurdu. Fakat Proof of Stake mekanizmasına geçmesiyle beraber Ethereum arzı artık kontrol altına alınmıştır. Maksimum arzı sonsuz olduğuna bakmayın. Çünkü maksimum arzın sonsuz olması bu projeyi kötü yapmıyor. Aksine gelişmeleri açık yapıyor ve Ethereum'u adeta bir petrol gibi kullanıma açık, sonsuz bir okyanus gibi değerlendirebilirsiniz. Ve gerçekten önü çok açık. Şuradaki sert düşüşlerin sizi yanıltmasın. Aynı şekilde sert iki tane mumla beraber zirvelerine kadar gelebilecek bir üründen bahsediyorum. Bu gerçekten güzel. Kullanımı nedir? Temeli nedir? Zaten bunların hepsini söylüyor. Adeta bir devrim şeyidir. Büyük bir projedir. Zamanında ilk zamanlarında değerlendiremesem de 2019-2018 gibi o zaman tabii para kazanma, oynadıkça para kazan uygulamalarına pandemi sebebiyle ilgimi çekmiştim. İlk Ethereum'u da o uygulamalardan kazandım. Onlarla beraber o zaman 1000 Türk lirasıydı. 100 200 dolar civarlarındaydı fiyatı. Oralarda bir iki Ethereum'um olmuştu. O da zaten heyecandan 200 3x yapınca satmıştım. Ama gerçekten değerini bilseydim bugünlere kadar saklardım. O da ayrı bir husus. Yani Ethereum önü açık, güzel. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi Bitcoin dominansının düşmesi lazım. Ether dominansının yükselmesi lazım. Ve ekstra ilaveten söyleyeyim. Nakitteki dolarların bizim kripto paralara başta Bitcoin olmak üzere Ethereum'la ve altcoin'lere gelecek şekilde burada düşmesi lazım. Burada bir ayı flama formasyonu var. Bizi de %3 seviyelerine kadar düşürüyor. O da yaklaşık olarak piyasaya ekstradan
dolardan %40'lık bir çıkış yani bizim borsamızı gerçekten güzel yükseltebilecek bir orandır. Bunu da ilaveten söylemiş olalım. Evet, benim bu video için söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.